Sürekli dışarılarda brunchlar, akşam yemekleri. E bir de böyle ucundan azıcık alıp Ajda Pekkan gibi bırakmıyorsan geri kalanını alıyorsun tabii ki kilo için. Bir senede ne kadar kilo vermiştiniz? Yani işte toplam ben herhalde artık 35'i aştı. Ben çok seviyorum hamur işi, çok seviyorum. Hep aklımda, hep yemek istiyorum. Fast food da seviyorum. Ama işte tutuyorum kendimi. Hepimiz Google doktoru olduk zaten. Burada önemsememiz gereken belirteç T4 hormonu. Evet, T4 olmalı. Kalpte çarpıntı mı var? Bir tiroid hormonu bakılmalı. Ameliyatta müzik dinliyor musunuz? Evet, ben pop müzik, arabesk, Ebru Gündeş, Ebru Yaşar, Hakan Altun. Ameliyatlarımız zaten bizim çok neşeli, keyifle geçer. Ben ameliyatlarda böyle bir stres olup alet fırlatan tiplerden değilim. Sakinimdir. Herkese merhaba. Bugün yine çok mutluyum çünkü gerçekten onu çok seviyorum. Ben inanıyorum ki bir gün sitcom'da yer alacak. Çünkü gerçekten sitcom karakterleri böyle hani çok tatlıdır ve hep böyle mutlu eder ya insanı. Yeşim Hocam gerçekten öyle bir insan. Yani kamera arkasında da öyle bir insan. Hastalarından da hep aynı yorumları alıyorum. O yüzden onu çok 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 seviyorum. İyi ki varsınız ve hoş geldiniz hocam. Canım benim çok teşekkür ederim davetin için, sağ olasın. Çok seviyorum ben de seni. Apayrı bir ışığın var. O gülen yüzün ve kahkahaların hiç eksik olmasın. Çok teşekkür ederim hocam. İnşallah hep beraber gülelim. İnşallah. Hocam, bugün çok önemli bir konu konuşacağız. Çünkü ben kime sorsam tiroidim var diyor. Kime sorsam Hashimoto'm var diyor filan. Hani ya, yani varsa da ona göre var, yoksa da var. Öyle söyleyeyim. Yani bir doktordan icazet almamış olsa da o kişinin kafasında kesin tiroidi var, Hashimoto'su var. Öyle söyleyeyim size. Dolayısıyla bugün bunları böyle iyice ayırt edelim istiyorum. Mesela saç dökülmesi benim bildiğim, işte kronik yorgunluk, sinirlilik, ondan sonra uykusuzluk gibi gibi ishal, kabız gibi belirtilerin hep böyle tiroidle ilgisi olduğu söyleniyor halk arasında. Şimdi bunların hangileri gerçekten tiroid belirtisi, hangisi değil bizi ne olur aydınlatın. Tamam. Şimdi tiroid gerçekten önemli bir endokrin organ ve orkestra şefi gibi bir sürü diğer organla bağlantısı var. Tabii ki çok geniş yelpazede şikayetlere neden olabilir. Saç dökülmesi de onlardan biri ama saç dökülmesinin de pek çok nedeni olabilir. Yani tek başına bağlayamayız bunu. Aslında tiroide bağlı şikayetlerin büyük bölümü işte Hashimoto ve hipotiroidi, yani tiroidin az çalışması oluyorsa, kontrolsüz, tedavisiz hipotiroidi olduğu zaman biz işte yok halsizlik yapar, yorgunluk, saç dökülmesi, kabızlık gibi belirtilere neden olur diyoruz. Şimdi normal koşulda hastaya siz ilacı verirsiniz. Kağıt üzerinde T4 hormonu normal düzeye gelince şikayetlerin artık kalmaması lazım ama kalıyor. Çok dediğin gibi yaygın şikayetler, sinirlilik, depresyon, isteksizlik, mutsuzluk, bunlar çok genel şikayetler olduğu için tabii hangileri Hashimoto'ya bağlı veya ne kadarlık oranı Hashimoto'ya bağlı, tiroide bağlı diyeyim, geri kalan da başka şey, onu bilemiyoruz. Tabii şimdi çok fazla binlerce hasta da gördüğüm için kabaca kestirebiliyorum hani bu şikayetlerin hangisi Hashimoto hangisi değil. Burada önemli olan ondan veya bundan, nereden kaynaklanırsa kaynaklansın, kişinin şikayetlerine yönelik çözüm sunmak. Mesela diyelim ki uyku problemi var. Kişide Hashimoto varsa, Hashimoto'm var, onun için uyku sorunum var diyor. Aslında değil ama bir işte küçük melatonin vererek, bir magnezyum vererek o uyku sorunları çözülebilir hani şey hastanın. Biraz ben böyle bakıyorum olaya, geniş bakıyorum. Yani çünkü bütün şikayetler Hashimoto'dan kaynaklanmıyordur. Burada da en önemli şey kilo. Kilo aldım, Hashimoto. Antikorum yüksek, Hashimoto'yum. İlaç bile kullanmıyor. Kilo aldım, Hashimoto'dan. Yani bu tabii ki tamamen doğru olamaz. Bir bölüm doğru olsa bile. Diyelim ki yaşımız ilerliyor. Yaş ilerledikçe 30'larda yediğimiz şeyi 40'lar yaşlarda yediğimiz zaman doğal olarak metabolizma yavaşladığından kilo alıyoruz. Menopoza girince kilo alma eğilimi çok daha fazla oluyor. Mesela çalışıyorsunuz, emekliye ayrılıyorsunuz, boşa çıkıyorsunuz.
Yani işte gitme, gelme, bilmem ne yok. Evde olunca kilo alabiliyorsunuz. Evleniyorsunuz. Pardon. Bir sene kadın da erkek de kilo alıyor. Çünkü hep gelirler. Bir senede işte 10 kilo aldı. E çünkü işte o geliyor, bu gidiyor. Sen dışarı gidiyorsun. Sürekli dışarılarda brunchlar, akşam yemekleri falan filan. E bir de böyle ucundan azıcık alıp Ajda Pekkan gibi bırakmıyorsan geri kalanını. E alıyorsun tabii ki yani kiloyu. Şimdi ben açıkçası... Hatta şöyle hocam, sözünüzü balla keseyim. Yani mesela kilo sorunu var kişinin. Bahanesi hazır zaten. Şöyle diyor. Benim tiroidim var, kilo veremiyorum diyor. Bu gerçek bir bahane mi? Yani çok değil işte. Hepsini %100 kabul edemeyiz. Etkiliyor, tamam, metabolizmayı yavaşlatma açısından, ama %100 diyemeyiz. Çünkü değiştirecek de bir şey olmadığına göre. Yani yıllar geçtikçe bizim yediğimiz kalori miktarını azaltmamız gerekiyor. İşte egzersiz yapmamız lazım. Ama egzersiz de zaten bizim yapacağımız egzersiz ne kadar kalori yaktıracak? Üstüne gidip bir dilim pasta yiyemeyiz açıkçası. Yani hep böyle bakmak lazım. Sınırlamamız lazım yediklerimizi. Kolay mı? Değil. Gerçekten çok zor. Hani özellikle Ki bu konuda, sizin hepimiz örnek alabiliriz. Bir senede ne kadar kilo vermiştiniz? yani işte toplam ben herhalde artık 35'i aştı. O bir ilk senede tabii pandemide bile devam etti. Yani 30 kilo falan verdim. Sonra da devamı geldi. Ama şimdi onu tutmak için bile gerçekten çaba sarf etmek gerekiyor. Ben çok seviyorum hamur işi, çok seviyorum. Hep aklımda, hep yemek istiyorum. Fast food da seviyorum. Ama işte tutuyorum kendimi. Yani yaparsam da hemen orada stopluyorum. Çünkü bir pizza, hamburger yediğim zaman ertesi gün de yemek istiyorum. Yani hep yemek istiyorum. Zaten dokunuyor. Bütün tiroid hastalarını da dokunur zaten bu tarz şeyler, Peki gıdalar. mesela haftanın bir günü böyle kaçamak yaptığınız oluyor mu? Yok, bir günü falan yapmıyorum. Böyle 2 ayda falan, o da böyle ay kaçamak günüm geldi diye değil. Yani hani çok canım istiyor, gidiyorum, ama ben sana şöyle söyleyeyim. 4,5 sene falan oldu ben tamamen artık rejim demeyip beslenme şeklimi değiştirdiğim. Bu 4,5 senede 3 kere falan pizza yemişimdir. 3 kere de hamburger yemişimdir. Bu kadar. Yani Ay tabii hocam, gelir. müthiş bir iradeniz Aşağıdan var. Tebrik ediyorum sizi. gelir. Ama işte ben onların olduğu yerde bulunmuyorum yani. Hamburgerlerle yakın bir temas haline getirmiyorum kendimi. Hocam şimdi burada zaten yani fikir burada. Söylüyorsunuz eve getiriyorlar söyleme sahip. Yani aslında o kadar kolaylaştı ki bir de her şey. Dolayısıyla insanın kendini durdurması pek mümkün olmuyor ama iradenize hayranım gerçekten. Maşallah darısı başımıza diyelim. İşte benim altta da evin girişinde de muhteşem bir kafe var. Hani çok güzel pizzası ve hamburgeri var, ama artık dokunuyor da yani. Geçen bir pizza yedim. 72 saat kendime gelemedim. Şişiyorum, ağırlaşıyorum. Çok dokunuyor. Yani gluten bütün hastalarının da %99'una dokunuyor açıkçası. Evet. İyi Evet. diyorlar, yüzü gözü şişiyor herkesin. Hocam şimdi sizin videolarınızı bugün izlerken ben anladım ki yani böyle bir kan tahlili yaptırdığımızda şimdi sonuçta hani bir liste alıyoruz elimize ve orada asıl tiroid hormonunu sembolize eden gösterge T4 Evet. hormonu, öyle mi? Evet. Çünkü tiroid bezi T4'ü %85-90 sentezliyor. İlaçlar da T4. Bizim hormon durumumuzu T4 gösteriyor. TSH değil. TSH indirekt bir hormon. Tiroid stimülan, uyarıcı hormon, beyinde, hipofiz bezinde. Neden TSH'a göre işte hormonlara bakalım diye bir şey var, bilgi var. Hala bu bilgi kitaplarda var. Şimdi T4 ile TSH arasında bir ilinti vardır. Siz sadece TSH'a baktığınız zaman T4'ün durumunu öngörürsünüz. Bu mantıkla bir tek TSH bakalım derler. Normal koşulda T4 normal ise TSH'ın da normal aralıkta olması lazım. TSH'ı yüksek gördüğünüz zaman 5, 7, 10 T4'ün düşük olduğunu öngörürsünüz. Çünkü o zaman tiroid bezi der ki, aa, hormon düşmüş.
hipofiz bezi hormon düşmüş, hormon yap diye emir vermek için TSH'i yükseltir. TSH'i düşük baskıda gördüğünüz zaman 0,1, 0,5, 0,01 gibi T4'ün yüksek olduğunu öngörürsünüz. O zaman da beyin der ki hormon çok yükselmiş, aman hormon yapma diye baskılar kendini. Fakat hep muhtemelen strese bağlı gördüğümüz T4 hep normal seviyede, normal aralıkta, fakat TSH yüksek veya düşük olabiliyor. Bunun nedeni işte beyindeki merkez, vücuttaki hormonun normal olduğunu görmüyor. İşte bu durumlarda da ilaç başlamamak, kullanıyorsa arttırmamak gerekiyor. Çünkü 50 kiloluk bir kıza 150'ye kadar ilaçlar çıkabiliyor. Yani bu çok mantıksız. Bize zaten okulda da öğretilen bu tip durumlarda ilaç verilmemesi yönünde. Ama yani gerçekten bilemiyorum hekim arkadaşlar neden böyle yapıyor. Çok yaygın bir şekilde. Biraz komik geliyor yani, şey denebilir, bir sen mi doğru yapıyorsun bunu? E vallahi öyle yani, bir ben doğru yapıyorum. Bir de işte bazı fonksiyonel tıpçılar. Zaten sen de dedin ya, videoları gördüm, anladım. Bunu ortaokul öğrencisi de anlar diye. E bu çok düz mantık işte ya. Kopuyor. Beyinle organ arasında, tiroid arasındaki ileti kopuyor. Kopabilir. Bu dünyada kopabilir artık yani iletiler. Organlar arasındaki bağlantılar da kopar. Bu streste, bu kirlilikte, bu sonuçta kötü beslenme diyeyim. En çok da bana göre stres yani. Trafik bile büyük bir stres. Böyle büyük bir şehirde İstanbul'da yaşama çok büyük stres. Peki hocam bir şey daha soracağım. Şimdi mesela TSH tiroidi uyarıcı hormon, evet. Öyle mi? Tamam. Yani diyor ki tiroide hani yap bu hormonu veya yapma diyor, öyle mi? Evet. Tamam. Evet. Şimdi bu aslında doktoru ilgilendiren bir bilgi ya. Evet. Şimdi sonuçta aslında doktoru ilgilendiriyor. Yani biz hastalar şey okumaya çalışıyoruz. Yani laboratuvar çıktısını yorumlamaya çalışıyoruz kendi kendimize. Yani orada o zaman buna bakacaksak da madem, yani madem bakıyorsak, ben de bakıyorum, anlamaya çalışıyorum. Hepimiz Google doktoru olduk zaten. Burada önemsememiz gereken belirteç T4 olmalı. Evet, T4 olmalı. Yani, normal aralık. Pardon, normal aralık dediğim şeyde referanslar yazar. Bak iki çubuk var. Üst sınır, alt sınır. Ne üst sınıra yapışacak, ne alt sınıra yapışacak. Ortalarda olacak. Tam orta noktası olması gerekmiyor. Yani o ortalarda böyle olduğu zaman hiçbir problem yoktur hastada. Yani biz hastalar boşu boşuna gözümüz TSH'e kayıp da hani kendimizi böyle orada gördüğümüz rakama göre vah vah TSH'ım düşük ya da yüksek diye kendimizi üzmeyelim. Evet evet. O nedenle zaten madem ki bu işi yapmıyorlar hekim arkadaşlar, hep yükseltiyorlar. Hastalara sonuçta öğretmiş oluyorum ben. Artık bana gelen veya gelmeyen hastalar da bunu bildiği için T4'leri normalse endişe etmiyorlar. Bir tek gebelikte kadın doğumun baskısı olduğu için 2,5'un altında olsun diye, çocuk meselesi hani kritik bir mesele olduğunda kadın doğumcuların istediği hale getirmek için oynuyorum ilaçlarla. Aslında orada da yine aynı şeylerle T4 önemli ama bir düşük olur, bir şey olur. Bak TSH'ın 5'te onun için düştü çocuk diyecekleri için o topa bir tek o dönemde girmiyorum ama yine de hastalarım biliyor ki hani emniyetteler. Ben yine kadın doğumcunun istediği hale, hastaya zarar vermeyecek gibi ise değiştiriyorum. Hocam, ben doğru mu anlıyorum? Diyorsunuz ki buna bağlayabiliyor, düşük yapmasını, yani hamile kadın, düşük yapma sebebini tiroid hastalığına bağlayabiliyor, öyle mi? Öyle, öyle diyorlar ama aslında ona bağlı değil. Ya sen onu bırak, mesela tiroid hastası gidiyor, kadın doğum veya başka bir doktor diyor ki senin çocuğun olmaz. Olursa da zeka özürlü olur. Korkutuyor onu yani. Zaten stresli, iyice strese giriyor. Düşünsene hamileliği boyunca çocuğum acaba zeka özürlü mü olacak diyor. Ayol 36 yıllık ben tiroidle uğraşıyorum. O kadar binlerce hasta ameliyat oldu. Biz bunları takip ettik. Bir tane zeka özürlü çocuk görmedim yani. Olmadı bu hastaların içinde.
Çünkü kontrol altındalar, ilaçlarını alıyorlar. Yani mümkün değil böyle bir şey. Bu ancak şöyle olur. Kişi ameliyat olur, tüm tiroid bezi alınır. Yani full bir hipotiroidiye girer. Kişinin kendisinde bir problem vardır, psikolojik bir hastalık vardır. Diyelim ki ilacını hiç kullanmaz. O sırada da gebe kalır. Eğer çocuk barınırsa, ki kesin düşük olur da, eğer barınıp da doğarsa ancak öyle bir çocukta bir mental ve fiziksel bir özür olabilir. Yani hiç farkında olmadan hipotiroidi olduğunu. O da ancak bunu fark etmeyecek bir kişinin ağır psikiyatrik hastalığının olması lazım. Veya IQ'sunun 25 civarında olması lazım. Hani fark etmemesi için o halini. Onun için mümkün değil. Zaten günümüzde düşük de çok. Kısırlık dediğimiz işte bu nedensiz infertilite de yaygın. Nedenleri bilinmiyor işte. Nedensiz infertilite deniyor. Onun için bunu sadece tiroide bağlamak doğru değil. Bilinmiyor bunun nedenleri. Ben yine de yaşamın artık herkes için zor olmasına ve strese bağlıyorum. Yani gerçekten çok zor. Maddi manevi bu çağda yaşamak, büyük şehirlerde özellikle çok zor. Herkes için yaşam çok zor. Genç için de, orta yaşlı için de, benim gibi genç kızlar için de çok zor. Evet hocam, bizim için çok zor gerçekten. Bu konuya yayının sonunda gireceğim bu arada. Hocam çok tatlısınız ya gerçekten. Şimdi peki şunu sormak istiyorum. Daha fazla tehlikeli olan var, yani böyle bir durum var mı? Sorum saçma da olabilir belki. Bilmediğim için soruyorum. Hipertiroidi mi daha tehlikeli? Evet. Hipotiroidi mi daha tehlikeli? Hipertiroidi daha tehlikeli. Çünkü o biraz akut bir durumdur, acil bir durumdur. Hele ki şiddetliyse kalple ilgili sorunlar yaratabilir. İşte nabız yükselir, 160'lara kadar çıktığı durumlar vardır. Titrer, terler, yerinde duramaz. Belli bir yaşın üzerindeyse tabii kalpte ciddi sıkıntılar yaratabilir. Onun için bu tarz bir şey hissedildiği zaman mutlaka hemen bir tiroid hormonu bakmak lazım. Zaten vücuttaki fark edilen bir değişiklikte bir düz kan sayımı, bir de tiroid hormonu. Bunlar aile hekimliğinde bakılıyor en basit şekliyle. Kalpte çarpıntı mı var? Bir tiroid hormonu bakılmalı. Yani şimdi o kadar hakikaten değişti ki her şey. Mesela çarpıntısı var. Adam orada tiroid falan düşünmüyor. Gidiyor, efor yapıyor, eko yapıyor. Farklı gailelerle. Yani ben çok şaşırıyorum artık. Eski kuşak bir hekim olarak kaldığım için maalesef. Bu şimdi bir bilgi yetersizliği mi? Yoksa özel sektör, SGK geçen özel hastanelerdeki bol kotalı tetkik yapma şeyi mi, gayesi mi? Artık tırnak içinde bilemiyorum ne olduğunu. Çünkü bu bir okul bilgisidir. Bir çarpıntı olduğu zaman hastada ya bir kansızlık düşünürsün ön planda, ya da bir tiroidde bir şey, zehirli guatr falan düşünürsün. İki tane basit testi yaparsın. Onlar normalse derinleştirirsin araştırmanı. Bu yani üçüncü sınıf bilgisidir. Çok hani... Hocam ben şunu kulaklarımla duydum. Yani bir yakınımıza, yani bir tanıdığımıza doktora giderken refakat etmişliğim vardı. Çarpıntısı olan bir hastaya kalp pili önerdi doktor. İşte maalesef. Maalesef ama burada tabii ki yine günah keçisi olarak tamamen doktor demiyorum ben. Çünkü her branşta olduğu gibi sadece tıp fakülteleri için değil, bu mimar, mühendis, bir sürü branş, senin sektörün, her sektörde geçerli. Salla elini, üniversiteye çarpıyor. Bak baraj da kalktı. Herkes üniversite mezunu olabilir. Bu bir başarı değildir. İşte yılda bu kadar öğrenci, işte bizim mimarımız var, şeyimiz var. Ne? Nasıl yetiştiriyorsun? O senin açtığın okulların, üniversitelerin içindeki şey ne? Eğitim kalitesi ne? O önemli. Ben şimdi burada tiroid diyorum, Hashimoto bakıyorum. İşte yok paratiroid ön tanılarını koyuyorum, bilmem ne yapıyorum. İşte zehirli guatrı sadece ameliyat etmiyorum, tanısını koyuyorum.
Neden? Benim sağ olsunlar bütün yaşayanlara Allah uzun ömür, sağlıklı ömür, vefat edenlere de mekanları cennet olsun. Onların hocası denilen kişilerin yanında yetiştim ben. Her hafta konsey yapardık. O böyle hastaları konseyde, karmaşık hastaları dinleye 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 senelerce, 25 sene buraya artık nakş oldu. Şimdi yani tek başına ben şeyi de, hekimi de suçlamıyorum yani. Çünkü böyle tığ teber yetişiyorlar. Doçent olmak, profesör olmak inan o kadar kolaylaştı ki. Adamın yüzünü görmeden sadece sistem üzerinden yayınlarına bakıp onay veriyorsun doçent olması için. Belki adam cerrah, gözü görmüyor yani. Anlatabiliyor muyum? İki kolu yok. Doğru. Öyle de olabilir. Hani olmamıştır şimdiye kadar ama yani egzajere ediyorum ama durum böyle. Ve ben 10 sene sonrasını hayal bile edemiyorum açıkçası. Evet hocam, o kadar doğru söylüyorsunuz ki bazen doktor hastayı görmüyor bile. Bazen yoğunluktan yüzüne bakamıyor. Ama bu noktada şunu hatırlatmak istiyorum ve sormak istiyorum. Yani klinik muayene çok önemli değil mi? Yani siz bir hastanız kapıdan girdiği anda, aslında daha baktığınız anda mesela anlayabiliyor musunuz neyi olduğunu? Evet, kestirebiliyorum. Tabii sadece tiroid hastalıklarıyla ilgiliyim ama hasta girdiği zaman zaten o genel görünüşünden az buçuk karakter yapısını, işte sıkıntısını, hipotiroidi olup olmadığını, eğer hipertiroidiyse onları zaten daha ilk bakış, inspeksiyon deriz biz buna. Oradan anlayabiliyoruz işte, hocalarımızdan hani gördük bunu. Mesela Cemil Taşçıoğlu, nurlar içinde yatsın, genel dahiliye hocamızdı. Cemil abi, ben onunla öğrenci eğitimi için böyle video hazırlamıştı bizim için. Genel muayeneyi göstermişti. Mesela Cemil abi kuşağı böyle dokunur hastaya, zaten sanki bir tomografi taraması yapıyormuş gibi her şeyi ortaya çıkarır, kafasında bir görüş belirirdi. Murat Dilmener rahmetli oldu. Bunlar böyle yeri doldurulmayacak insanlar. Cemil abi hocasıydı o. Adamcağız hala hekimliğini icra ediyordu. Bunlar böyle büyük sanatçı gibi inanılmaz hocalar. Onların döneminde zaten yok tomografiydi, şuydu buydu, yoktu. Bizim dönemlerde çıktı o. Tabii ki muayene ve hastayı dinlemek çok önemli. Siz orada böyle birkaç noktayı çıkarabiliyorsunuz. Tabii biz şanslıyız, hani özelde şimdi çalıştığım için daha fazla vakit ayırabiliyorum. İşte WhatsApp'tan yazışıyorum. Şeyde, kamuda bir günde belli bir miktarda hasta bakmak zorunda olduğu için arkadaşlar, o nedenle tabii ki isteseler de o vakti açıkçası ayıramazlar. Evet. Peki hocam, tiroid ilaçlarına geri dönersek, şimdi mesela hani neye göre kesilir bu ilaç, neye göre dozu arttırılır, o konuları da ben size sormak ve danışmak istiyorum. Çünkü anladığım kadarıyla pek çok şey dönüyor burada da. Yani pek çok yanlış var ortada, bilinen. O yüzden bizi bu konuda da aydınlatırsanız çok sevinirim. Yani genellikle zaten başlangıçlar biraz gereksiz yüksek dozla başlanıyor. Şimdi diyelim ki Hashimoto. İlk hücreler geliyor, birbiriyle işte dövüşüyor, antikorlar ürüyor. Bu hücrelerin bazısı ölüyor, bazısı da böyle yaralanıyor. Şimdi bu yaralı hücre belli bir süre sonra tamir olur, tekrar hormon üretmeye devam eder. Ölü hücre ölü olarak kalır. Siz en başta ne kadarı ölü, ne kadarı yaralı, bunu gösteren bir şey yok. Şimdi diyelim ki T4 hormonu biraz düştü. Yani o referansın alt sınırına doğru yaklaştı. Beyin buna güçlü cevap verip 50'ye çıkabilir mesela. 50 çok yüksek bir sayı. Ama halbuki T4 hala referans aralığındadır ama alt sınırdadır. Bu nedir? Beyin çok güçlü bir cevap vermiştir hormonun düşmesine. Ve 50'ye fırlatmıştır kendini. Şimdi siz orada TSH 50 diye 100'lük ilacı verirseniz, işte bu yaralanan hücre iyileşse bile çalışmaz. Çünkü dışarıdan hormon geliyor, bana ne der? Yatmaya devam eder tembelliğe. Küçük küçük arttırılacaksak, hani arttırmamız lazım. O tiroidin kendini
tamir etme sürecini biraz beklemek lazım. Tabii ilaçsız değil. Verirsin ilaç da ne bileyim 25 verirsin. Arttırırsan biraz biraz böyle arttırırsın. Biz de zaten bu lazer tedavisinde işte bu tembelleşen hücreler tekrar canlanmış oluyor. Ölü hücreye bir şey yapmaz lazer tedavisi. Şimdi senin kilonda birine 200'lük ilaç veriyorlarsa bu belli ki zaten gereksiz kullanıyorsun. Yani ameliyat bile olsan o dozu kullanmaz. Yani ben bile hani bu bedenimle ameliyat bile olsam maksimum 150'dir benim dozum yani. Geliyor benim kadar hacmimde bir kız 200 kullanıyor. Belli zaten bunun hani gereksiz kullandığı. İşte bunu hep anlatıyorum. Yani ölü hücreye bir şey yapamayız ama bu tembelleştirilen hücrelere tekrar canlandırabiliriz onları. Yani onu işte lazerle yapıyoruz veya lazer olmasa bile hasta geldiğinde ben zaten T4 değerine bakıyorum. Kıza bakıyorum. İnce bir kız, yüksek kullanıyor. Oradan yavaş 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 kontrollü bir şekilde düşürüyorum. Mesela ilacı düşürüyorsun. Bak 75 alıyor diyelim ki. 3 gün diyorsun 50 al. Bak çok az bir düşürme düşündüğün zaman. Beyin zannediyor ki hormon kalmadı. 2 hafta sonra 30'a fırlayabiliyor. Hiçbir önemi yok T4 normal aralıktaysa. Bu arada gelen hastalarımız biliyor bunu zaten. Panik yapmıyorlar. Bazıları tekrar tekrar soruyor. İşte TSH'ım yüksek geldi. Panik yaptım. Bir şey yok. Merak etme diyorum ben de WhatsApp mesajında. Hani artık onu da öğrendiler. Sormuyorlar. Sadece dediğim gibi gebelikte benim yaptığım doğru ama yine de orada topa girmiyorum. Yani kadın doğumcunun istediği gibi ayarlıyorum ama doğru bir şey değil tabii ki. Orada da benim söylediğim geçerli. T4 önemli. Ve yediklerimiz diyorsunuz. Ana sebep stres ve yediklerimiz öyle evet, mi? Evet evet. Yani şöyle düşün. Dışarıda evet eskisi kadar böyle dışarıda yiyecek içecek yapmıyorduk. Yoktu. Bir kristal büfe vardı. Birkaç da lahmacuncu dükkanı vardı. Yani doğru düz bir yer yok. Hep evde ev yemeği şeklinde yerdik. O zaman da muhtemelen yani ekmekler de belki böyle değildi. Biz ekmek ağırlıklı beslenen hani kuşaklarız. Hep ekmekle katık ederdik. Tamam yine ki kilo alma durumu olurdu onları yiyince ama bu kadar çok vücudumuzu rahatsız etmezdi bu gluten içeriği. Tohumlar falan değişti. Yaşam değişti. Rafine gıda çok fazla. Lok yiyorsun o hamburgeri, direkt sindiriliyor. Direkt neredeyse kana karışıyor yani. Hamburger direkt kana karışıyor. Yani bir vücudun yakıp da enerji harcamasına müsaade etmiyoruz. Biz ev yemeği veya işte böyle ne bileyim çiğ sebzeler, meyveler falan yediğin zaman lifli besinler. Sen mide çalışıyor, bağırsaklar çalışıyor. Kalori harcıyor işte yani o termal enerjisi oluyor onun. Metabolizmamız da bu şekilde hani hızlanmış oluyor, kalori yakmış oluyoruz. Biz bu hazır gıdaları lüp lüp yediğimiz zaman hiç direkt kana karışıyor. İşte kan şekeri yükseliyor, kan şekeri yükselince insülin yükseliyor, fazla insülin karaciğer yağlanması olarak hani geri dönüyor, trigliserit artıyor. Bütün hastalıkların döngüsü tabii ki. Onun için hakikaten yediğimiz şey, içtiğimiz çok önemli. Kesince insanlar anlıyor. Herkes bir 4 gün süt ürünü, hamur işi, tatlı, gluten demiyorum bak, ıvır zıvır hamur işi, tatlı, süt ürünü bak kessin ne kadar iyi hissedecek vücudunu şaşıracaklar. 4 gün. Ha denemek için 4 gün. Sonra tabii ölçülü ölçülü yenir yani şey değil, tamamen kesmekten bahsetmiyorum. Evet. Hocam şimdi başta sormayı yani hızlı girdiğimiz için başta sormam gereken bir soruyu aslında burada sorayım ki kafalar biraz daha netleşsin. Şimdi şunları sormak istiyorum. Tiroid nedir? Guatr nedir? Aynı şey sanabiliyoruz çünkü. Hashimoto nedir? Tiroid bir organdır. Karaciğer gibi, dalak gibi. Burada boynumuzun önünde, soluk borusunun önünde 20 gram kelebek şeklinde küçücük bir organ. Guatr, tiroid bezinin büyümesine guatr denir. Bu genel bir büyüme de olabilir. Nodüllerden oluşan bir büyüme de olabilir. Yani tiroid bezinin büyümesi guatr. Tekli nodül olabilir, çoklu nodül olabilir.
Bu atır hastalığı zaten Türkiye'de çok yaygın. Bunun Hashimoto ile ilgisi yok. Hashimoto tiroid bezi iltihabı. Hücrelerin birbirini yabancılaması ve yok etmeye çalışması, antikorların oluşması, tiroidit yani tiroid iltihabı. Ama bu irinli iltihap değil, hücre içi iltihap. Hashimoto hastalığın adı. Bir Japon adamın adı bu koymuş. Hipotiroidi gelişirse her Hashimoto'da hipotiroidi gelişmez. Yani az çalışma hücreler ölüp de T4 hormonu yeterli üretilemezse az çalışma durumu olur. Yani hipotiroidi olur. Hipotiroidi bir hastalık değildir. Bir sonuçtur. Hormon durumu. Hashimoto'da olabilir ama olmayabilir de. Yani Hashimoto'n var, al bu ilacı, ömür boyu bu ilacı kullanacaksın diye bir şey doğru değil. Ömür boyu ilaç kullanmadan da gidebilir. Ama TSH'a bakıp ilaç verilirse tabii ki ömür boyu ilaç kullanıyor bu kişiler. Bir de hocam, şöyle bir şey gözlemlemiştim. Yani 6 sene sağlık programı yapınca şöyle bir şey kaldı aklımda ve sorduğumda da hep doğru çıkıyor, siz ne dersiniz? Mesela bir kişinin gözleri, yani şu beyaz kısmı dışarı doğru, hani böyle bazen pörtler ya, Evet, pörtlemiş evet. deriz yani. Böyle kişileri gördüğümde tiroid hastası mısınız diyorum. Evet diyor. Evet. O işte zehirli guatr. Bazedon dediğimiz zehirli guatr. Tiroidin hızlı çalışması. Göz bulgusu %10'unda görülür. Hepsinde değil. %10. Bazen dediğin gibi hakikaten böyle pürtlek dışarıya akacakmış gibi görülür. Bazen gözün etrafında böyle bir ödem şeklinde bir tuhaf bir göz. Böyle parlak parlak bakar. Onu böyle profesyoneller olarak biz hafif bir göz bulgusu olsa da anlarız. Bazen tek taraflı olur, asimetri. O daha belirgindir tabii. Bir göz normal, bir göz böyle dışarıya doğru. Bu göz bulgusu o Graves, Graves dediğimiz hastaların %10'unda görülür. Bu zehirli guatrdır. Şimdi tabii Graves'e ameliyat da etsen, atom da versen sonuçta sistemik bir hastalıktır. O bedende kalır. Göz bulguları ameliyattan sonra önce bir geriler ama tekrar nüksedebilir. Burada da tabii sigara içimi çok önemlidir. Birebir göze olumsuz etkisi vardır sigara içilmesinin. Beslenme önemlidir. Mesela şarap, bira, peynir, mayalı şeyler bu gözdeki ödemi özellikle basıyı arttırır. Yine gluten içeriği arttırır. Ama ben gluten tamamen çölyak gibi demiyorum hiçbir zaman. Gerek yok. Daha çok tüketilen bu hamur işi tatlılar, ıvır zıvırlar. Hani atıştırma şeyleri, sakıncalı olan şeyler onlar. En fazla da hani onlarla zaten yemekle kimse kilo almıyor. Kiloysa da bu. Yağ dokusu zaten enflamasyon kaynağı. Hem Hashimoto için hem de Graves için de hani kilolu olmamak lazım. Şimdi normalde zehirli guatr hani zayıflatır kitaba göre ama bazı hastalar iştah da arttırdığı için bu hipertiroidi sürekli atıştırdıklarından kiloda alabilirler. Peki zehirli guatr neden oluyor? Yani bunların nedeni belli değil. İkisinin de nedeni belli değil. Bu otoimmün hastalıklar grubunda yine vücutsal stres önemli. Mesela COVID sonrası arttı. Aşı, BioNTech aşısı sonrası arttı. Gebelik, lohusalık, bir ölüm, kalım gibi olaylar sonrasında zeminde uyuyan bu şey hani Graves veya Hashimoto ortaya çıktı. Bu son dönemlerde çok arttı. Tek bir nedeni yok. Tabii genetik faktör de var. Hani bir kolu da genetik. Hani ailede varsa sizde de oluyor. Mesela ne bileyim babası çölyak oluyor. İşte kız da Graves çıkabiliyor. Veya işte lupuslar bunlar bayağı duyuyorsundur. Romatizmal hastalıklar, miyastenik, ankilozan spondilit falan böyle değişik değişik bir sürü otoimmün hastalığı duyuyoruz. İşte göz kuruluğu, ağız kuruluğu, bu şey roza ondan sonra bunların sıklığı bayağı arttı. Yani herhalde yine tabii kanıtlanamaz ama işte stres ve kirlilik, toksin, doğal olmayan yaşam, yaşamın zorluğu, yenilen içilen şeyler bunlar etkili.
Tabii şuna da gelmek istiyorum. Mesela şimdi o hastalığın adını söylemek istemiyorum. Grip diyeceğim. Tiroid gribi diyelim. Tiroid gribi. O da çok yaygın. Benim çok mesela gencecik arkadaşlarım 26 yaşında falan biliyorum ki sonuçta bu durumdan dolayı mesela tiroid bezi tamamen alındı ve hormonlarla hayatına devam ediyor. Yani çok genç yaşta da görülebiliyor bu tiroid gribi tırnak içinde. Bu grip türü tırnak içinde söylüyorum. Ölümcül müdür? Yani ömrü kısaltan bir tür mü? Yok Ve yok. neden oluyor? Neden bu kadar yaygınlaştı? Şimdi yaygınlaşmanın nedeni şöyle. Tetkik de çok yapılıyor. Onun da etkisi var. Yani çok ultrason, tarama. Hadi gel canım sana bir ultrason yapayım. Check-up'lar bilmem neler. Bir tane nedeni bu. Onun dışında da tüm Çernobil zamanında tabii ki o süreçte de bir artış oldu bölgede. Şimdi nodül çok bizde, Türkiye'de endemik bölgeyiz. Tiroid nodülü çok, guatr çok yani. O nedenle de yani %20 nodüllerde gelişebilir şeyler, tiroid tümörleri. Bu biz doktor olarak deriz ki yani adı kötü bunun. Tümör olacaksak papiller hani tümör olalım yani tiroidde. Yani adını bile değiştirmek lazım. İnsanı öldürmez bu. Ameliyatını olur, ilacını kullanır. Hatta artık küçük tümörlerde radyofrekans gibi, lazer gibi deneyimli radyologların yaptığı bunları yakarak hiç ameliyatsız yöntemlerle de hastalar bundan kurtulabiliyor. Bu tarz yöntemler var. Ben inanıyorum ki 5 sene sonra yaptığımız ameliyatların yarısı kadarını yapacağız. Çünkü bu yöntem daha da gelişecek. Yani gelişecek. Yani bir sürü radyolog arkadaş yapıyor bunu. Ama tabii seçmek lazım. Ben de uygun hasta olduğu zaman çok güvendiğim radyolog arkadaşıma yönlendiriyorum. Eğer o da evet bunun yeri uygun yapılabilir diyorsa ortak takip ederek o radyo frekans veya lazeri yapıyor. Ondan sonra da hastamızı takip ediyoruz. Yani gayet yöntemler bunlar. Evet. Enteresan bir soru gelmişti. Onu da size soracağım. Saçma gelebilir ama soracağım. Tiroid kısırlık yapar mı? Yok. İşte öyle söylüyor bak doktorlar işte çocuğun olmaz falan diye. Hayır bu bilinmiyor. Böyle bir net bir kanıt yok. Ama dedim ya dünyada gelişmiş ülkelerde %20 nedensiz kısırlık var. %15'te yok erkeğin sperminin bilmem DNA'sının bilmem nesi. Kızda AMH düşüklüğü. Bir de %15 böyle bir grup var. Yani bu hasta tiroid zaten %70 kadınlarda görüldüğü için mutlaka denk düşüyor. Onun için tiroid kısırlık yapar diye bir şey asla düşünmesinler. Böyle bir şey yok. Güzel. Peki hocam tedavisi yani tiroidin tedavisi, lazer tedavisinden bahsettiniz biraz önce mesela. Tedavisi hastalığı geçirmiyor. Hastalık kalıyor. Burada önemli olan hastanın şikayetlerini ortadan kaldırabilmek. Lazer bir radyo dalgası gibi buradaki kanlanmayı arttırıyor. Enflamasyon dediğimiz hücre içi iltihabı azaltıyor. Burası ana kaynak. Sonra tabii bu vücutta, karaciğerde hormonun hücre içine girmesini sağlıyor. Ve kişiler kendilerini daha iyi hissediyorlar. İşte o glutatyon serumu, yüksek doz C vitamini falan daha da ilave olarak daha bir iyilik hali veriyor. Buradaki kanlanma artınca da işte o tembel hücreler çalışıyor. İlacı azaltabiliyorum, kesebiliyorum. Yani tek başına bir mucize değil. Metabolizma hızlanıyor ama tabii bunu da kesmek lazım yani o bir ivmeleyici. Yani çamura saplanmış ayakları ben yukarıya çekiyorum. Düz bir zemine bırakmış oluyorum. Arkadan da şöyle ittirmiş oluyorum. Koşması artık hastaya kalmış bir şey. Ay hocam ne güzel anlatıyorsunuz ya. Hocam sizin öğrencileriniz ne kadar şanslıdır. Evet. Ayrıldım gerçi artık şeyden. Ondan sonra üniversitede. Evet ama yani son öğrencileriniz de olsa bence çok şanslılar gerçekten. Evet, söyle. Hocam Ben bildiğimi sanıyorum ki hani böyle çok biliyorum demeyeyim de ne biliyorsam onu en basit şekliyle
aktarabilme sanıyorum yeteneğim var benim. Çünkü benim yazdığım kitaplar da hep bu şekildedir. Çok kolay okunur. Klasik böyle motomot tarihçeyle başlayan kitaplar hiçbir zaman olmadı benim hani yazdığım bu işte asistanlara yönelik falan kitaplarda. Böyle basit, kolay anlatımlı, hani mesajı al, git, kafanda tut şeklinde oldu. Evet, evet hocam. Hocam şahanesiniz vallahi gerçekten. Peki hiç böyle bir gün bile olsa ya keşke bu mesleği seçmeseydim dediğiniz oldu mu? Yok, hiç olmadı. Yani hep hakikaten severek yapıyorum. Sadece tabii cerrahi riskli bir alan. Günümüzde daha da zorlaştı. İşte özellikle mesela komplikasyonsuz bir cerrahi olamaz. Mutlaka cerrahi yapıyorsanız komplikasyon olur. Yaş aldıkça aslında olgunlaştıkça hani kişi daha rahat olacağını falan zannediyor ama hayır öyle değil. Yani kıdeminiz arttıkça, olgunlaştıkça daha da duyarlı oluyorsunuz. Daha geniş ailesiyle falan birlikte. Hani çok şükür ki bizim en azından tiroid cerrahisi sonrası hani ölüm hani görülecek bir şey değil. Ek bir şey yoksa hani çok şükür. Önemli. Onu da tabii ki o da artık bizim görevimiz hani hastayı seçmek, ona göre bilgi vermek falan. Biraz o yönü benim açımdan stres. Çünkü çok böyle obsesif derecesinde mesleğimle ilgili çok şeyim, titizim. O biraz tabii ki beni ruhen yıkıcı oluyor. Hani işin içinde cerrahi olduğu zaman. Yani benimle hiç alakası olmayan bir şey kıçı bile kaşınsa ameliyat hastasının böyle hep sürekli o kafamda o gece hep sabaha kadar kafamda oluyor. Hiç alakasız bir şey bile olsa. Bu yani benim de tabii yapım onu değiştiremem ama tabii çok severek başladım ve severek tamamlayacağım herhalde bu mesleği. Ay inşallah hocam. Peki siz ameliyatta müzik dinliyor musunuz? Evet evet ben pop müzik, arabesk, işte Ebru Gündeş, Ebru Yaşar, Hakan Altun tabii dinlerim. Hepsini çok severim. İşte şey Serkan Kaya var bizim bir listemiz var. Böyle biraz şey ağır değil de hafif hareketli daha hareketli arabeskler de daha hareketli olur. Poplar olur. Pop şarkıları. Yani klasik müzik dinlemeyiz ama asla. Yani ameliyat sırasında Ebru Gündeş dinliyorsunuz. Tabii tabii dinliyoruz. Hareketlileri çok böyle hani ağır çökertici şeyler değil. O zaten şöyle işte bizim Hakan bizim o sinir monitorizasyonunu getiren o ameliyatlarımız zaten bizim çok neşeli, keyifle geçer. Ben ameliyatlarda böyle bir stres olup alet fırlatan tiplerden değilim. Sakinimdir. Hani ancak bazen sürekli söylediğiniz bir şey vardır mesela işte şunu şu alet hep belli ama hep aynı hep tiroid yaptığımız için belli. Hatta kulakları çınlasın. Fulya var anestezist. Bir kere demişti ki işte hemşire sürekli yanlış şey veriyor. Halbuki hep giriyoruz yani hep aynı. Aynı dedi o kadar rutin ki dedi bu dedi. Yani çok can sıkıcı kadar rutin bir işlem bu dedi ama sürekli yanlış şeyi verip bazen çok sinirleniyorum tabii ki. Yani diyorum bu tuvalete gitmek gibi çok rutin bir şey. Yani niçin bunu unutuyorsun da bunun yerine bunu veriyorsun? Yani nasıl gidiyoruz diyorum biz tuvalete. İndiriyoruz donumuzu, oturuyoruz, yapıyoruz, kalkıyoruz. Bu da bunun gibi diyorum yani rutin, her adımı rutin tiroid ameliyatında. Ama yani %99 şeyim sakinimdir ve neşe içerisinde. Çünkü orada böyle stres, hani sinirlensen bile içte tutmak lazım. Yansıttığın zaman işler de olumsuz gidiyor yani o şey kötü enerji. Ona çok inanırım zaten. Onun için işte güzel güzel yaparız. Müziğimizi de dinleriz. Hocam şimdi kadınlar sonuçta hani erkeklere göre biraz daha bizler panik varlıklarız ya böyle panik yani. Yani mesela ben kendimi şimdi ameliyatta düşünemiyorum. O yüzden mesela sizi şu an hayal etmeye çalıştım gerçekten ameliyatta. Var mı öyle bu arada bistüriyi falan fırlatan doktorlar gerçekten? Olur olur tabii bizim hocalarımız, abilerimizde de vardı. Bazıları öyledir. Her an barut gibidir. Herkes böyle titreyerek durur. Duvarlara alet fırlatanlar falan yani çapada vardı bizim hani kıdem hocalarımızdan vardı sinirlenen.
Yani şöyle panik olunca işler daha karışır. Orada panik ol, yani diyelim ki bir şey var, kanama var olur ya. Şimdi duracaksın, tamponu koyacaksın oraya, bir sakinleşeceksin. Çünkü onu öyle panikle yakalamaya çalışırsan, bulmaya çalışırsan daha çok kanatırsın. Bir duracaksın orada bir dakika. Zaten sen oraya bastığın zaman tamponla o kanayan damar da büzüşür, durur ve onu görürsün yani. Sakin sakin. Zaten bir kişi yapmıyorsun. Yanında da sana yardım eden bir asistans yapan, o çok önemli bir kişidir. Ben zaten emniyetli olduğum için hani hemşireyle birebir yapmıyorum. Mesela Fırat Hoca geliyor. Fırat Hoca da çok deneyimli bir uzman, doktor. Yani o da çok deneyimli. Şimdi benim gözüm, Fırat'ın gözü, Mert asistansa giriyor benim yakışıklı. O da senelerden beri gire gire artık yani her bir şeyi biliyor. O da bir göz, yani 6 tane gözüz orada. Neden böyle bir ekip kuruyoruz? Bir şey atlamayalım. Yani birinin kaçırdığını birini şey yapsın diye. Bir de ben bu şeyde böyle egoma yenik düşmem. Ben bulurum, ben yaparım falan diye. Hiç. Mert bile bana bir şey söylese, hocam şurada işte sinir var galiba dese, hani bir başkası, o egosu yüksek olanda ne alakası var falan diye azarlarlar mesela. Hayır, ben dinlerim. Yani onu, çünkü orada en önemli şey hastanın iyiliğine çalışıyoruz yani, biz orada ameliyatı en güzel şekilde yapmaya çalışıyoruz. Öyle şey yapmam, böyle panik olmam, zaten işler tam karışır yani öyle olunca. Peki hocam, mesela bir ara böyle doktorlarla ilgili diziler falan çok meşhurdu. Yani hala da bazen görüyorum. Siz o sahneleri izlerken denk geldiğinizde ne hissediyorsunuz? Evet, onlar tabii şey, bizim diziler kötü, komik, hiç şeye asla uygun değil. Bir tane işte doktor oluyor, bakıyorsun beyin ameliyatı yapıyor, bakıyorsun hemoroid yapıyor, bir bakıyorsun karaciğer yapıyor, nakil yapıyor falan. Hani çok komik. Bir tek ben doktor dizisi olup Good Doctor diye bir dizi var. Otistik bir doktor. Aslında o onun şeyi. Ama bak orası çok güzel. O orijinali çok güzel. Hastalıklar açısından da çok güzel. Bir de böyle bir tane daha acil cerrahi ile ilgili bilmem ne, New York mu ne. O çok güzel. Bir tane daha vardı. Onu da unuttum valla. Netflix'te. Bizimki kötüydü yani. Çok kötüydü. Bir de o dizide oynayan böyle bakıyor, otistik güya oynayacak. Bir orijinalindekini görmedim hatta, çocuk nasıl oynuyor diye. Böyle sürekli bir hayret şeyi, ifadesi içerisinde. Çok kötü. Mucize doktordan bahsediyorsunuz. Bizim doktordan bahsediyorum. Kötü. Mucize doktor. Öyle şey, otizm mi oynanır? Ya böyle gözünü açmış böyle. Öyle mi otizmliler? Ne kadar güzel şeyde. Orijinali ne kadar güzel çocuk oynuyor. Evet ya. Yani gerçekten biraz abartı bulmuştum. Ben de tam dizi izlemedim ama çok abartıydı. Evet. Böyle duruyor ya. Bak ben bir tanesi aktris. Pınar Deniz'i ben çok seviyorum. Çok sade, tatlı bir kız. O şimdi Netflix'te mi, Disney'de mi ne, aktris diye izlemek gafletinde bulundum. Hem de bütün sezonlarını. Sakın izlemeyin. Hiç. Sakın. Murat Soner'in dizi eleştirisine bakın, yarım saat yeter. Ben salak gibi oturdum izledim. Hiç güzel değil. Aktris izlemeyin. Ondan sonra Arayış 10 dakika izledim, bir tarikatı gösteriyor. Yazık, o kızı da çok severim ama ne biçim bir proje. Mehmet Günsun'la neydi, sen ders çalışıyorsun izleyemiyorsun tabii ki. Meşhur kız. Murat Boz'la çıkmıştı, hani olmadı, şimdi başkasıyla evlendi. Aslı Enver. Güya magazin şeyci, programcı sensin, bana bakıyorsun böyle. Çok kötü. Hocam ben bir senedir uzaylı gibi yaşıyorum. Onu da izlemeyin. Terzi o da normal kanallardaki dizi gibi. Zaten onu söylediler. Normal kanala çekilmiş o, TV8'e. Satamamışlar sonra. Netflix'e kakalamışlar Terzi'yi. Yani böyle şey değil. Çok avşan bir şey değil. İzlenebilir ama. Ece Sükan çok güzel orada. Ona bakılabilir. Muhteşem Onur Saylak senaryosu.
o şahsiyetin de yazmıştı. Film Boğa Boğa, Kıvanç Tatlıtuğ'un, Kıvanç olduğu için demiyorum. Orada zaten Kıvanç diye bakmıyorsun bak. Çok samimi söylüyorum. Şeye de yazdım, eşine de yazdım. Yani adamın kaşı gözü bilmem ne diye bakmıyorsun. İnanılmaz bir senaryo, muhteşem oyun, çok güzel, hepsi çok güzel, kız da çok güzel, Kıvanç da çok güzel oynuyor. Çok etkilendim. Filmin başından sonuna kadar böyle değişik duygular içerisine giriyorsun ama Kıvanç'la alakalı hiçbir şey düşünmeden, yani öyle acayip bir senaryo. Onur Saylak, helal olsun ya, ne nasıl güzel yazmış ama şahsiyet de çok güzeldi. O mutlaka ya, yani tam bir ödül Avrupa sineması örneği, yani hani böyle şey iş değil, rutin iş değil, yani ana akım iş değil, yani o aile gibi değil, yani o muhteşem. Şeyi nasıl buluyordunuz hocam, Kutsi'yi, Doktor Kutsi? Ha, onu ben Kutsi zaten böyle, evet, onu beğenirim ben. Doktor olarak da oraya çok güzeldi mesela, bak o dizi güzeldi. Hocam belki size de bir teklif gelir doktorlar dizisinden. Olabilir, böyle bir kenarda çatlak başhekim falan gibi. Olabilir. Hocam ne güzel olur. Siz biraz kafa dağıtmak için aslında televizyona bakıyorsunuz anladığım kadarıyla, değil mi? Ya ben mesela ders çalışırken de, kendim bir şey yaparken de televizyon hep açık olur. Saatleri onlar olur. Ben bir şekilde bir kulağım gider oraya. Hani motomot böyle değildir. Taraflardan da ben kendi işimi yaparım. Yani çünkü başka türlü yetişmez. İşte haber programı da ben çok izlerim. Habertürk, Halk TV, Sözcü, CNN, NTV, bakarım yani böyle kimler var, konuk kimler var diye. Böyle ateşli, tartışmalı şeyler olacaksa ben YouTube aslında en güzeli YouTube, Cüneyt Arca Yüreği falan. Kafa TV var. Süper, tavsiye ederim. Ben yeni Begüm Söyledi keşfettim. Orada çok hoş, esprili böyle anılar var. Adamın yine bak adını unuttum. Şeyin, Cem Yılmaz'ın hep filmlerinde çıkar. O hep anılarını anlatıyor. Zeki Mürenler, Kamuran Usulerler falan. Zafer Algöz mü? Evet evet, Zafer Algöz'ün bütün anıları çok keyifliydi. Onları izliyorum. Bakıyorum yani her şeye karışık bakıyorum. Hocam bir de röportajın arasında bizim gibi bekarlar dediniz. Genç kızlar dedi. Genç kızlar, bekarlar, evet. Sonuçta. Bekarız ve bendiz. İkisi de doğru. Evet doğru. İkisi de doğru hocam. Hocam düşünüyor musunuz yeniden evlenmeyi? Asla. Ama tabii büyük konuşmamak lazım. Yani böyle bir plan ve isteğim yok. Daha önce vardı. O zaman çıkmadı karşıma. Çıkaydı. Ondan sonra şimdi böyle bir planım, yani bir isteğim yok. Ama tabii hiç belli, hayat bu, hiç belli olmaz. Yani bir bakarsın yarın Mecidiyeköy'e giderken Bomonti'den yolda arabayla çarparım yani kısmetime mesela. Kaza geçirir, adamı hastaneye götürmek zorunda kalırım. Aşık olurum, evlenirim. Belli mi olur? Hocam ama yavaş çarpın da adamcağız ölmesin. Acaba orada Bomonti Mecidiyeköy arasında bulabilir. Başka bir yere burada gidelim, bahçede. Buradan adaylara duyurulur. Evet. Mecidiyeköy Bomonti, evet, arasında turlayabilirsiniz. Bu hatta çıkabilirsiniz önüme. Hocam yalnız yazdığınız şey bile, senaryo bile gerçekten, siz ya bir senaryo yazacaksınız herhalde ya da bir yapımda rol alacaksınız. Ben öyle bir his içine giriyorum her seferinde. sanki oraya doğru böyle olabilir, yol alıyorsunuz gerçekten. Başka başka yetenekleriniz de var çünkü. Ata Demirel'in projesinde şöyle otursun beni bir masada, bir tane vardı öyle filminde bir karakter, çatlak bir kadın içi küçük dağıtıyor her tarafa. Öyle bir yere otursun beni oynatsın. Hocam ya Sağır Sultan duydu. Ata Demirel hala duymadı mı gerçekten sizin onu ne kadar çok sevdiğinizi? Aa yok, biz mesajlaşıyoruz. Bir diyor mu, cevap veriyor. Çok çok bambaşka bir adam o, evet. Yani o kadar altyazı, harika bir insan ki çok seviyorum onu. Tabii yani böyle birebir bir araya gelmedik fiziki de, yazışıyoruz yani.
biliyor beni. Peki hocam, vücudumuzun orkestra şefine dair eklemek istediğiniz bir şey var mı? Tabii ki süreniz el verdiğince genel bir bilgi vermeye çalıştık izleyicilerimize. Her organ önemli, bu da çok önemli. Yediğimize, içtiğimize dikkat edelim. Hayat kısa, hepimiz bir gün öleceğiz. Her şikayeti de tiroide bağlamayalım. Ama herkes senede bir kez tiroid hormonuna baktırsın. Çünkü çok yaygın bir şekilde görüldüğü için bu tiroid hormon bozuklukları. Yani onu erken yakalama adına nasıl olsa herkes her türlü tetkiki sayfa sayfa yaptırıyor. Bir de oraya tiroid ekletebilir serbestle 4 TSH. Hani herkese sevgilerimi sunuyorum. Seni seviyorum. Hocam, ben de sizi çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah başka konular için de inşallah bir araya geliriz tekrardan. Çok faydalı bir yayın oldu yine. Sayenizde birçok insan, ben de dahil olmak üzere, çok bilgilendim. Bu öğrendiklerimi kesinlikle unutmam artık. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bütün katılımcılara da sevgiler, iyi akşamlar. Aynı şekilde hocam, sizi seviyoruz. Hoşçakalın. Evet.